Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarında bir de Türkiye'deki mülteci sorunundan ilk kez devlet diliyle bir açıklaması geldi. Evet, evet dedi. Onu bunu kabul ediyoruz dedi. Söylememiştim. Onu da çok kısa alabilir miyiz değerlendirmenize? Tabii ki. Şimdi bakın, mülteci sorunu tabii ki bu bütün olay Avrupa'da yükselen sağı da aşırı sağı da ifade ettikten sonra bunu söyledi. Tabii ki mülteci sorunu biliyorsunuz Türkiye evet, bir zamanlar son zamanlarda çok da ifade edildiği gibi bir göçmenistan mantığı içerisinde bakmamak lazım. Ben yıllarca biliyorsunuz askeri ateşi olarak Şam'da bulunduğum için de çok rahat bir şekilde benim özellikle Suriye ile irtibatım hiç kesilmedi. Ve de buradan oradaki insanların niçin Türkiye'mize geldiği ve de geldikten sonra da biliyorsunuz sığınmacı olarak kabul edildiğini, hiçbir şekilde mülteci olarak kabul edilmediğini ifade etmek istiyorum. Şimdi bu konu hakikaten şu son zamanlardaki durumla nasıl geldiler? Bakın bir tane misal vermem lazım. Hiç böyle büyük ağaçların kesildiği, hızarlara çekilen insanların hızara çekildiğini hiç gördünüz mü? Ya da düşünebiliyor musunuz? Bunları bu gelen insanlara bunları yaptılar. Yani bu insanlar ve Türkiye bugün efendim sadece bugüne münhasır değil, her zaman göçmenleri bağrına basan bir Osmanlı Devleti'nden aldığı bir miras vardı. Ama son zamanlarda tabii ki duruş olgusuyla beraber ve bugün hiçbir şekilde vatandaş statüsüne farklı tabii ki evlilikler vesaire onu ortaya koymak istemiyorum ama dediğim gibi Türkiye'den bir üçüncü dünyaya gidecek mülteciler olarak bakılmıştır. Ama şu andaki getiren özellikle de Sayın Hakan Fidan tarafından bunun bir devlet katında bir şey ifade etmesi ve bugün zannediyorum yapılan Devlet Bahçeli görüşmesinde de adeta bir ayrışmanın da nedeni olarak ortaya koymaktadır. Bence şahsi kanaatimi ifade etmek istiyorum. Orta yol bulunacaktır. Uygun bir zaman içerisinde Türkiye'nin özellikle bulmuş olduğu efendim bu güvenlikli bölgede onların efendim hayatlarını idame etmesi için ortaya koymuş olduğu çözüm bence bütün Avrupa'ya örnek olan bir çözümdür. Biliyorsunuz sınırlarımız hakkında bir şey söylememe gerek yok. Birçok televizyon programında bunları ortaya koyduğumu ifade ediyorum. Şunu söylememiz lazım. Onlar için yaşam güvenlikli bölgelerde Türkiye'nin çıktılarını girdi olarak kabul eden hayatiyetlerini sağlamak için Türkiye elinden geleni yapmıştır. Ve kurulacak bugün de işte Şam rejimiyle Ankara rejimi arasındaki gittikçe birbirlerine yaklaşan hususlar konusuyla hatta biliyorsunuz Beşar Esad neydi? Gelenleri bayram dolayısıyla gelenleri bir daha geri döndürmeyeceğim diye çıkışları zannediyorum bu kapıları açacaktır. Şam ve Ankara ile birlikte efendim bugün Suriye'nin üçte birini el koymuş olan efendim Suriye PKK'sının üzerine yapılacak bir ortak harekatta da bunun ateşleyicisi olacaktır diyerek sözü size bırakıyorum efendim. Çok teşekkür ederim hocam değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Sağ olun. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.